Kızdın mı bana? Neden? Sana sormadan seni istemeye karar verdiğim için. Hayır, kızmadım. Ya Cüneyt rahat bıraksa söyleyecektim zaten ben. Ne oldu ki? Aman, sabah sabah asabımı bozdu. Ne dedi? Boş ver ya, sabah sabah ağzımızın tadı kaçmasın. Ya Tunç, başladığın lafı bitirir misin? Ya işte seni sevdiğime inanmıyormuş. Yok bunların hepsi bir oyunmuş, sevmiyormuşum seni, terk etmeliymişim. Boş ver ya, gereksiz gereksiz şeyler. Haklısın. Çay içelim mi? Alır. Memur Bey, 5 dakikanız varsa. Ha? Çok fazla vaktim yok. Çıkmam lazım. Peki, 5 dakika bekleyelim. Kadir, memur bey içecek bir şeyler ikram edelim. Hadi. Şahin, çocuklarımın babası o benim ya kocam. Kocam gördünüz mü siz? Görmedik. Senden bir şey görmedim. Niye kimse bir şey söylemiyor? Hayır, ben görmedim. Düşünün. Evlendikten sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Eğer annemi bir kez daha üzecekseniz şimdiden vazgeçin. Nerede bu bizim köyden gelen peynirler ya? Nazire! Geldin. Ne bu surat? Sanki bilmiyorsun. Tunç gelecek kızı istemeye. Bana bak. Hala Cüneyt'i düşünüyorsan düşünme. Herif evli. Karısı da hamile. Ha? Evlil. Hazırlıklarını yap. Bu akşam kız istemeye geliyorlar. Ne? A, kimi? Zühre'den Feride'yi Tunç'a isteyeceğiz. Zühre anne. Harika bir gün. Nazire! Nazire evde yok Osman baba. Bahar'ın annesi evleniyormuş. Oraya gitti. Hadi canım. Kim alır o inatçıyı be? Ne bileyim, kocası geri dönmüş herhalde. Eskiye rağbet olaydı. Git pazarına Nuri'ye erdi. Sen hazırlıklara başla.
Canıma söyle, o halleder. Benim köy peynirlerini sen mi yiyorsun? Hayır. Dilimle iki gram peynirin peşine düşmüş. Hayır. Liste yap, iş sağlam olsun. Tamam. Kız Nazire abla. Kaçtı mı bu adam şimdi? Sus be Sabriye, sus. Bu insanlar bir de seninle uğraşmasın be. Ben bir Sevgi'ye bakayım. Sen bir otur. Kızı yanında. Merak ettiysen ben bakarım. Kaçmak maçmak ne abuk sabuk konuşuyorsun. Ay, cantasız avukat. Başka bir şey ister misiniz? Sallama, gitmek durumundayım. Lütfen. Biraz daha kalın. Babam gelecek, ben biliyorum. Yani kesin başına bir şey geldi. Gelecek. Kader. Gel buraya. Gel. Kızım, kimsenin geleceği yok. Anla. Aynısından bana da. Bahar söyledi. Sağ ol. Ben de burada olduğunu tahmin ettim. Tunç'la konuştun mu? Konuştum. Bana teklif ettim. Ne? Sen Berat'a Bahar için para teklif etmiştin ya. Ben de Tunca. Feride'yi bırakması için hisselerimi teklif ettim. İyi de onun derdi para değil ki. Biliyorum. Sadece denedim. Yavaş abi, yavaş. Hayır ya, ben izin vermem. Babam gelecek. Git onu bul abi, ne olursun. Bulacağım onu, merak etme. Onu bulup doğduğuna pişman edeceğim. Mutlu nereye? Hadi evladım, yalnız bırakma hadi. Sen söylemiştin. Yine gidecek demiştin. 20 yıl önce nasıl gittiyse yine gidecek dedin. Sokaklara çıktım ben gelmeyince. Tanıdık tanımadık kim varsa sordum. Deli sandılar kız beni. Oldum. Doğruydu yani. Kime gitsem, hangi kapıya sorsam yok. Anne. Benim yüzümden gitti. Eğer yapamayacaksan, yine annemi üzeceksen, şimdi git dedim. Benim yüzümden gitti. Tunç benim yeğenim. Senin de kuzenim. Evlenecek. Kendisine bir hayat kuracak. Biz de ailecek ona yardım edeceğiz. Peki Cüneyt bütün bunları öğrendiği zaman ne yapacak, hiç düşündün mü? Be kızım. Siz hiç düşünmüyor musunuz? Cüneyt evli, karısı hamile. Ya bunu söylemekten dilimde tüy bitti artık. Ne yapalım? Bırakalım Eylül'ü Feride'yle aldatsın mı herif? Feride'nin başını bağlamazsak olacakları bir düşünsene. Sen de hamilesin. Kendini Eylül'ün yerine koysana. Kızcağızın ne günahı var? Bu evlilik belki bir nebze olsun. Edibe'nin ölümünün acısını azaltacak. Biz de hayatımıza devam ederiz. Yıldız. Lütfen sorun çıkmasın. Yıldız abla. Gümüşler nerede, bulamadım.
Ben çıkarırım. Yıldız. Sağ ol kızım. Eylül sen gel. Yıldız halleder. Sen şimdi git Cüneyt'in yanına. Oyala. Bu isteme işi bitene kadar eve gelmesin. Tamam, tamam da Cüneyt nerede ki? Kazım biliyor, o seni götürür. Hadi. Ben çıkıyorum o zaman. Ha, bana bak. Sırtına bir şal falan al. Üşütme, hava soğuk. İki canlısın, bebeği düşünmen lazım artık. Çok teşekkür ederim. Çok düşüncelisiniz. Allah kahretsin. Kapalı mı hala? Görecek gününü. Umut dur yapma. Hepiniz inandık ona. Allah belanı versin. Allah belanı versin. Sevgim. Yapma dur. Ne oluyor be? Umut dur yapma. Allah belanı versin. Umut. Annem dur. Annem kurban olayım yapma. Söz verdi bana Nazire teyze. Annemi bir daha yarı yolda bırakırsan öldürürüm seni dedim. Tamam kuzum. Hadi otur gel. Ben ettim annemi ona. Baba demedim. Bir şey tuttu beni. Haklıymışım bak. Ama inandım. Hepimizi kandırdın. Nazire teyze. Ben şimdi anneme ne derim? Tamam. Tamam. Olmadan vazgeç dedim. Benim yüzümden gitti. Affet beni. Ne olur affedin. İyi ki söylemişsin o zaman. İyi ki gelmemiş. Üzecekmiş bizi. Ondan kaçtı gitti. Ben babama inanıyorum. Gelecek. Feride, nereden çıktı bu evlilik işi? Ya Ferman Bey'le karşılaştım. O söyleyince beynimden vurulmuşa döndüm. Oldu işte abla. Sen nasıl böyle bir şey yaparsın ya? Ya abla ben artık bunları konuşmak istemiyorum. Kararımı verdim. Otur şuraya. Otur. Gel abi. Bugün Feride'yi istemeye gidiyormuşsun. Her şey layıkıyla olsun istedim abi. Peki Cüneyt? Abi o evli ayrıca... Çocuğu olacak. Bak ama unutma. Onlar birbirlerini sevdiler. Belki de hala... Seviyorlardır. Lütfen yapma. Bak her duyguyu bastırırsın. Öfkeni, acını, mutsuzluğunu. Ama aşkı bastıramazsın. Aşk her yerden karşına çıkar. Evli de olsa, çocuğu da olsa karşına çıkar. Aşk her şeyi yıkar, geçer. Biliyorum abla. Ama Tunç da ben de yapayalnızız. O beni seviyor. Ben de zamanla onu seveceğim. Hadi kalk. Daha bir sürü işimiz var. Umut! Annen dur! Anne, bana bak. Bir şey olmuştur. Gelecek. Bekleyelim.
Tamam, bekleyelim. Bekleyelim, bekleyelim. Bekleyelim. Anne! Anne ya, anne. Anne yapma, yapma, yapma. Herkesten çok özür dileriz. Bizim için buraya kadar geldiniz ama... nikah olmayacak. İptal. Umut, memur bey biraz daha bekleyebilirmiş. Biraz daha kalsın istersen. Beklemeye gerek yok abi. Memur bey, siz de kusurumuza bakmayın. Hayır, babam gelecek. Kimse gitmiyor. Eylül Hanım. Şalı unutmuşsunuz. Bu bebek oyunu çok uzadı artık. Handan hamile kaldığında onunla evlenmiştim. Çünkü ona bir söz vermiştim. Geri yolda bırakamazdım onu. Ben de Eylül'den ayrılamıyorum. Eğer hamile olması bir saniye durmaz boşardım onu. Biliyorum abi. Biliyorum. Neyi biliyorsun Kemal? Ben... Biliyorum dediğini duydum da. Hiç canım, işle ilgili konuşuyorduk. Ya. Demek iki kardeş baş başa vermiş, işle ilgili konuşuyorsunuz. Ne güzel. Bir şey alır mısınız? Teşekkür ederim. Hamile olmasam vodka limon alırdım ama hamileyim. Su alayım. Eylül'de burada olduğuna göre abi ben artık gideyim. Tamam, görüşürüz. Abim sana emanet. Bir tane daha alabilir miyim? Kader, yeter zorlaştırma. Umut. Memur bey biraz daha bekleyebilirmiş. Biraz daha kalsın istersen. Lüzum yok abi. Durum ortada. Abi. Memur bey sen geçirir misin? Lütfen gitmeyin. Ya ben biliyorum babam gelecek. Abi yalvarırım lütfen gitmesinler. Kader. Uzatma. Nereden çıktı? Hiç. Öylesin işte. Yapma Cüneyt. Kimi kandırıyorsun? Tunç'la Feride'nin evlenecek olması canını sıktı. Evet sıktı. Çünkü eski nişanlım kuzenimle evleniyor Eylül. O benim canımı yakmaya çalışıyor. Aileme zarar vermeye çalışıyor. Feride'yi sevmiyor ki. İntihar etmeye kalkmış. Az şey mi bu? Kendini ne kadar yalnız hissettiğini görmüyor musun? Yapma Eylül, Allah aşkına ben de oradaydım.
Onun gözlerinde yalnızlık yoktu. İntikam vardı. Çocukluğundan beri bitmeyen bir intikam. Kendini bizden hep ayrı tuttu. Bunun sebebi babanın Tunca yaptıkları olamaz mı? Tamam. Babam birçok hata yaptı Eylül. Ama Tunca sever. Bunu sen de biliyorsun. Bu işlerin bu noktaya gelmesine Tunca sebep oldu. Anne. Fincanları da çıkaralım da kahve fincanları elimizin altında bulunsun. Gerek yok. Feride her şeyin yerini bilir, bu evde büyüdü. Ne oluyor anne? Cüneyt beni endişelendiriyor. Beni de. Bütün bu olanları er geç öğrenecek. Hesabını da bize soracak. Bu kadarcık mutluluğu bana çok görmeye ki. Yanımda ol. Annem öldü. Şimdi bana annelik yap be yenge. Annem gibi yanımda ol. Olacak mısın? Arada kaldım Yıldız. Ama bir taraftan da Tunca bunu borçluyum. Niye borçlusun anne? Annesi hastaydı. Yanımızdaydı. Ben büyüttüm onu. Evet, sen büyüttün ama Cüneyt. Bu da Allah bana bir cezası. Anne. Ve masanın örtüsünü düzeltelim. Tansiyonu kaç? Ölçüyorum da. Abi titriyor ya. Ay, ben bir su kapayım. Tut şunu. Anne. Ha? Sevgi teyze nasıl? Daha iyi. Kuzum. Nereye gitti bu adam? Bir mahalleye gitsen de baksan. Ya anne mahallede olsa gelir herhalde değil mi? Ha bu arada Halit abiler falan gitti, haberiniz olsun. Ne talihsiz kadınmış bu be. Bu heriften her şey beklenir. Tansiyon iyi. Anne. Anne. Ay sevgim dur yapma, Allah aşkına yapma kız. Kegili. Gülsüm abla. Bahar'ı aradım da ulaşamadım. Senin haberin var mı ya? Nikahı mı gitti? Ne? Tamam tamam, ben hemen geliyorum, tamam. İyi oldu değil mi? Zühre. Bir dön bakayım. Ya bu ne güzellik. Osman. Cüneyt gelince ne yapacağız? Eylül onu oyalayacak, sen merak etme. Her şey yoluna girecek. İnşallah. Yoksa dağılan aileni biraz zor toplarsın. Ben bakıyorum. Gel canım. Yine çok güzel olmuşsun. Sağ ol abla. Hoş geldin kız. Hoş buldum.
gidelim, üstümü değiştireyim. Tabii kızım. Rahat ol. Burası artık senin de evin. Şunu bil. Bu evlilik sen istiyorsun diye olmuyor. Biliyorum. Bu kararı siz verdiniz. Ben zaten sizi evlendirmekten vazgeçmiştim. Affet beni. Ne olur vazgeçme benimle evlenmekten. Sana her şeyi anlatacağım. Lütfen evlen benimle. Ben demiştim. Sakal ne? Bari damat tıraşı olsaydı. Kemal de böyle. Ya ben böyle kirli seviyorum abi. İyi. Damat olan sensin, sen bilirsin. Ne yapacağız şimdi? Şuradan güzel bir çikolata yaptıralım. Yüzükler? Ha, onlar hazır, merak etme. Tamam. Çikolatayı alalım, eve geçeriz oradan. Abi sağ ol. Niye? Yanımda olduğun için. Yürü hadi, yürü. Bak oğlum olursa adımı ferman koyacağım ha. Osman koy bence. Yok artık. Şaka yapıyorum oğlum, yürü. Ne kazasıymış bu? Şişek yaptırmıştım. Taksiyle onu almaya gidiyordum. Şahit olacak arkadaşım da alacaktım da. İşte o anda olanlar oldu. Ya tamam artık. Kapatalım konuyu. Sen geldin ya. Sen gelmeyeceğimi mi sandın? Bunca yıl sonra ben sizi bırakır mıyım hiç? Ha, oğlum, ne oldu? Tamam, Halit abi getiriyor nikah memurunu. Misafirler de geri dönüyorlar zaten. Tamam, anne hadi kalk o zaman, senin üstünü başını bir düzeltelim. Sevgim hadi, ben de elimi yüzümü yıkayayım. Başka da kıyafetim yok ki. Hani onu giyeyim bunun yerine. Şey Kemal, seninkiler olmaz mı, babam yok mu sende? Var tabii, vereyim. Olur herhalde. Zahmet olmazsa... Estağfurullah, ne zahmeti. Buyurun. Hadi hadi yürü. Feride o kadar da saf bir kız değil. Tunç bir şeyler planlıyor olsa anlardı. Bizden daha çok beraberdi Tunç'la. Eylül, ben onunla büyüdüm. Senin canını sıkan ne biliyor musun? Hayatta ilk defa sahip olduğun bir şeye... Tunç'un sahip olması. Feride'yi sevdin, istedin ama alamadın. Eylül. Mesele Feride değil Cüneyt. Mesele... Senin ona sahip olamaman. Senin hiçbir şey anladığın yok. Hadi kalkalım. Yok, kalkmayalım. Babam beni bilerek buraya gönderdi seni oyalamam için. Ne? Tunç bu akşam Feride'yi isteyecek annenden. Uf anne ya, ağlayıp hepsini akıttın. Dur, yukarı bak.
Kız pek güzel oldun sen ha. Pek güzel oldun. Ha, hadi misafirler gelecek. Geç kalacağız hadi. Hoş geldin abi. Hayırlı olsun. Hoş geldin yenge. Hayırlı olsun. Hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Hoş geldin abi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Oldu ama biraz dar oldu. Vallahi olmuş. Bence güzel olmuş hatta. Bu arada kaza için geçmiş olsun. Eyvallah. Kimseye bir şey olmadı ya. Yok yok olmadı. Nerede olmuştu bu kaza? Bu çevre yolunda. İnce'nin orada. Ya orada ne kadar çok kaza oluyormuş. Öyle. Hadi gidelim mi? Buyurun. Kader, bu makyaj çok mu abartılı oldu sence? Hayır anne, hiçbir şey abartılı olmadı ya. Artık bunları düşünme tamam mı? Bugünü düşün. Canım, ben evde olacağım. Aa, kalmayacak mısın? Siz ailece bir arada olun. O nasıl söz oğlum? Sen de bizim ailemizdensin. Sağ ol. Hem Sevgi de senin yanımızda olmanı ister. Hepimiz isteriz. Hadi. Nikah başlayacak. Herkes içeri gitsin. Hadi bakalım. Bir şey var, ne oldu? Yok, gayet iyiyim. Hadi geçelim, hadi. Feride, sen isterken hangisine gitsen? Bilmem. Yemek mi yiyorsun ha? Ya Cüneyt ne yapıyorsun? Anneler görecek. Tamam, hangisini giyeceğimi söyle o zaman. Siyah sana çok yakışıyor. Demek siyah bana yakışıyor. Feride, kızardın. Ya Cüneyt. Eylül, yemeği keser misin? Ne saçmalıyorsun sen? Feride'yi annenden isteyecekler diyorum. Kız Gülsün nerede? Annesi hastalanmış, eve gitti. Ay yazık, vah garip mi ya? Ya bana bak, burayı idare et. Sevgi nerede kaldı bir bakayım. Ya sağ olasın. Ya böyle işte kaza olunca ben de şahidi alamadan geldim. Ne demek ya abi?
Eyvallah, sağ olasın. Aha, sevgim geldi. Ben tekrar herkesten özür diliyorum. Gel sevgim, gel. Başlayalım mı artık? Başlayalım. Hoş geldiniz. Merhaba. Bugün burada bu mutlu çift için toplandık. Başka baba istemem. Kaçarım giderim sonra. Beni bırakacak mısın? Bırakmam. Ama ya annem evlenirse? Annem evlenmeyecek. Annem bizi bırakmayacak. Sakın korkma. Evet. Belediyemizin bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Hayırlı olsun. Yapma. Bırak ne halleri varsa görsünler. Evleneceklerse evlensinler. Eylül saçmalama. Ben boyuna göz yummam. Sevgi Hanım, hayırlı olsun. Tebrik ediyorum, hayırlı olsun. Sağ ol Rauz, sağ ol. Hayırlı olsun, Allah mesut etsin. Sağ ol Halit kardeş. Tebrik ederim. Eyvallah Halit. Tebrik ederim sevgili teyze. Sağ ol. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. İyi ki geldin. Çok sağ olun. Annem çok mutlu oldu. Evlendilerim. Annem bizi hiç bırakmayacak. Korkma. Sağ ol Sofya Hanım. Teşekkür ederim. Mutluluklar dilerim. Mutluluklar. Sağ olasın. İşte
İşte şimdi tam bir aile olduk. Mutluluklar. Çok sağ ol. Mutluluklar. Hayırlı olsun. Tebrik ediyorum. Allah bir yastıkta kocanız. Çok sağ ol. Sağ ol. Amin inşallah. Cüneyt. Cüneyt yapma. Çok sarhoşsun. Eylül iyiyim ben. Cüneyt. Ayakta duramıyorsun. Ben kullanırım. Verir misin bana şunu? Eylül. Cüneyt polisi ararım. Kullanırım ben. Hadi. Hayırlı olsun. Al buyurun Mersi geç. Alın bakalım. Atıştırın biraz. Ha. Fotoğraf çekilelim. Geç abi geç. Halit abi biz çeker misin? Ver bakalım. Tamam. İyi misin sen? İyiyim. İyiyim merak etme. Ben evde olacağım tamam. Ben de geleyim mi? Yok. Sen annenin yanında kal. Görüşürüz sonra. Dur bir dakika ablamı çağırayım ben. Ya abla hadi gel fotoğraf çektireceğiz. Tamam ablacığım geliyorum ben. Tamam geliyor da. Nereden açılıyor? Halit abi o kocaman düğme var ya. Onun yanında minik bir düğme var ona bas. Tamam. Hah açıldı. Şimdi o kocaman düğmeye bas çek bize. Çikolatalar da güzelmiş ha. Ya istendikten sonra yenmez mi bunlar? İsteme kısmı işin formalitesi. Benim için oldu bitti. Ben işin asıl gereğini yerine getiriyorum. Bir tane olaydın bari. Söyledim ama dinletemedin. Ya kısalttım işte yetmez mi? Feride seni adam eder. Yüzükler. Burada hazır. Ne oldu? Cüneyt yok mu? Yok. Babam Eylül'ü oyalaması için görevlendirdi gelmez. İyi. Kahveleri götürelim mi? Domatesli pilavı çok güzel yapar. Ne oldu Halit abi? Allah Allah. Pilim bitti acaba ya? Dur dur Halit. Hı. Bak şöyle yapacaksın. Şimdi çeker. Tamam. Dur Halit abi. Abla gelsenize. Fotoğraf çektirelim biraz daha. Tamam şunları bırakıp geliyorum. Abim nerede? Aa içeridedir o yavrum. Berat'ın yanındadır o. Şey, ben tebrik edemedim sizi. Mutluluklar dilerim.
Annem. Kusura bakmayın. Hazırlıksız geldim ama. Çıkarma. Lütfen. Çıkarma. Ne izin var? Bana şans getirmişti. Dilerim sana da getirir. Abi çek. Bir daha yakalayamam vallahi ben bunları. Hadi hadi. Aydın abi. Senin trafikte arkadaşların vardır. Ya peki bugün çevre yolunda ince kavşağının orada bir kaza olmuş mu öğrenebilir miyiz? Yok abi, taksi. Tamam abi. Tamam, senden haber bekliyorum. Hadi eyvallah. Efendim. Bir sürü kötü şey yaşadık. Kızım. Seni bu evden haksız yere attım. Günahını aldım çok sefer. Ama sen kendini akladın. Masum olduğunu ispat ettin bize. Yine bir sürü yanlış anlaşılma oldu. Ama ne olursa olsun hepimiz bu çatının altında yine bir araya geldik. Yeniden bir aile olmak için. Yeni bir aile kurmak için. İkiniz de bu çatının altında büyüdünüz. Zühre seni öz kızı gibi büyüttü. Ben de elimden geldiğince Tunca babalık etmeye çalıştım. O elim kaza gününde kardeşim kollarımın arasında can verirken benden son isteği İkinizi evlendirmemdi. Evet. Seni de Tuncu da çok zorladım. Biliyorum yanlış yaptım ama ikiniz için iyi olanı bu evliliği gerçekleştirmek amacıyla yaptım ne yaptıysam. Çocuklarım. Bir aile kurmak bu hayatta insanın üstüne düşen ilk görevdir. Verdiğimiz kararlar size saçma sapan gelebilir ama çocuğunuz olduğunda, yani bir aile olduğunuzda bizi anlayacaksınız. Bugün burada bir ailenin temelini atmak için bir araya geldik. Neyse, ben lafı uzatmayayım. Zühreciğim. Kızımız Feride'yi, oğlumuz Tunca, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle istiyoruz. Çocuklar kendi aralarında anlaşmışlar. Bize de evet demek düşer.
İç bakalım biraz. İçemem ki ben. Al kız. Hı? Hayda, biriniz gelse ötekiniz kayboluyor ya. Kalkın fotoğraf çektireceğiz. Ya tamam Kader. Kaç kere çektireceğiz? Bugün bütün gün çektireceğiz abi. Hadi kalk. Kader tamam. Üstümü başımı düzelteyim gelirim. Tamam ablacığım, sen git, geliyoruz biz hadi. Tamam hadi gelin bak. Tamam hadi geleceğiz biz. Aydın abi. Kaza olmuş mu? Abla hadi ya. Halit abi. Hadi bizi çek. Tamam. Abi gel koş. Hadi gel. Yaklaş bakalım yaklaş. Hay Emine abla ya. Dur kız bitti. Aa. Abi yaklaş yaklaş yaklaş. Çekiyorum. Çekiyorum, buraya bakıyorsunuz. Çektim. Ay. Geç şöyle. Bu taraftan bir de. Evet. Evet abi, incek kavşağı. Emin misin abi? Kaza yok mu? Tamam. Tamam, sağ ol abi. Yok yok, önemli bir şey değil, merak etme. Sağ ol. Yalan söylediğini biliyordu. Baba! Hepimiz için, ailemiz için hayırlı uğurlu olsun. Feride.